Ve bugün böyle waffle'larla başlayacağız. Ne? Aa, waffle'lar. Bu çok kolay. Dikkat et, kızgın waffle makinesi. Korktunuz mu çocuklar? Tamam. Bir kase un. Tabii ki süt ve yumurta da alacağım. Unu bir kaseye döküyorum. Oraya 2 tane yumurta kırıyorum. Sütle kaplıyorum. Ve şimdi hepsini bir çırpma teliyle iyice karıştırmam gerekiyor. Bu geçen yüzyıl profesyonel bir el mikserini kullanacak. Un, süt ve tabii ki yumurta. Aynı şeyler kullanacağım. Her şeyi ekliyoruz özel makineme. Kapağı kapatacağım. Ve içerideki tüm malzemeleri karıştırıyorum. Hazır. Hamuru waffle makinesine dökeceğim. Hepsi bu. Ve şimdi gelecekteki waffle'ı bonibonla kaplayacağım. Harika. Pişirebiliriz. Ay buna bak sen. Eski usulle de başa çıkacağım. Hamuru kepçeye koyup waffle makinesine dağıtıyorum. Harika oluyor. İşte benim reçelim. Ay kiraz reçeli. Ay kavanoz açılmıyor. Düşün büyükanne düşün. Tabii ya. Yapışkan bant. Şimdi kapağı kapatacağım. Şimdi de çekeceğim. Vay canına. Büyükannenin kendi hayat hileleri var. Şimdi pipeti alıp reçel alacağım. Şimdi ise dikkatlice waffle'larıma reçel damlacıkları ekleyeceğim. Harika oluyor. Artık pişirebiliriz. Ay bu gürültü de ne? İşte böyle al bakalım. Şimdi mükemmel bir kurabiye kırıntısına sahip olacağım. Ay çok mu gürültülü? Pardon. Tamam. Şimdi Nutella'ya ihtiyacım var. Tadına bakalım. Ne kadar lezzetli. Ne kadar tatlı. Şimdi oraya kurabiyeleri ve süt. Onları doğrudan Nutella kavanozunda karıştıracağım. Kapatıyorum. Ve iyice sallıyorum. Ve şimdi bu hamuru bir waffle makinesine döküyorum. Hazır. İlginç görünüyor ama waffle'ım hazır. Ne koku. Onu bir tabağa koymanın ve süslemenin zamanı geldi. Çilek şurubu desene. Ne kadar iştah açıcı. Aa, benimki de hazır. Bakalım. Ama neden çıkmıyor? Ya yapışmış galiba. Hadi. İşte böyle. Şimdi bir tane daha yapacağım. Hamuru döküyorum ve pişiriyorum. Büyükanne'de ne var? Ay, waffle'ım hazır. Çok güzel kokuyor. Ve ne kadar lezzetli görünüyor. Geriye kalan tek şey pudra şekeri serpmek ve mükemmel olacak. Oley! 2. waffle da hazır. Şimdi ilk waffle'a krem şanti ekleyeceğim. Evet. Kendime de biraz. Üstüne 2. waffle'la kapatıyorum. Şimdi çikolatalar devreye giriyor. Tek yapmamız gereken onları ütüyle eritmek. Harika, sıvı çikolata hazır. Şimdi çikolatadan tabela yapacağım. Önce sütlü çikolata. Sonra harfler için beyaz. Üzerine koyacağım ve Oreo waffle'ım hazır. Ah, ne kadar güzel oldu. Ay, herkeste her şey hazır mı? Jess, sanırım denemenin zamanı geldi. Vay canına, ne kadar çok şey var. Bununla başlayacağım. Ay, bu sert şey de ne? Bu bir çekirdek mi? Neredeyse dişimi kırıyordum. Benden bu kadar. Şimdi gökkuşağını deneyeceğim. Fena değil. Hoşuma gitti. Pekala, burada ne var? Vay canına, Oreo waffle'ı. Delicesine lezzetli. Kesinlikle bu kazanıyor. Hadi ama, waffle'ım herkesi kazandı be. Tamam, şimdi kek topsisi istiyorum. Bunu halledebilir misiniz? Kolay. Bu benim için bir meydan okuma. Beyaz çikolataya ihtiyacım olacak. Şimdi onu bir tencerede eriteceğim. Ateşi yakıyorum. Ve yanmaması için karıştırıyorum. Evet, tam gereken. Süzme peynirini alıp bir kaseye koyacağım. Şimdi oraya çikolata ekleyeceğim ve her şeyi bir karıştırıcı ile iyice karıştıracağım. İşte böyle. Şimdi hepsini şekerleme torbasına koymamız gerekiyor. Onu sonuna kadar kremayla doldurmalıyız. Peki. Şimdi onu özel kalıplara sıkabilirsiniz. Ve ikinci yarıyla kapatıyoruz. Çubukları deliklere sokacağım. Ve kremayı buzdolabına koyabilirim. Böylece iyice donacaklar. Burada durun. İşte benim taze meyvelerim. Burada biraz kiraz da var. Bir şekilde çekirdekten kurtulmam gerekiyor. Tabii ya, bende bir iğne var. Onunla onları çıkaracağım. Ay, ne kadar kolay. Şimdi diğer tüm kirazlardan çekirdekleri çıkaracağım. Harika. Şimdi çikolatayı eritmeliyiz. Onu daha çabuk eritmek için parçalayacağım. Evet, tam gereken. Ve tabii ki yanmaması için karıştıralım. Ve çubuklar yerine örgü iğnelerim işe yarayacak. Her kirazı üzerine diziyorum. Ve çikolataya daldırıyorum. Ay, ne kadar iştah açıcı. Güzellik. Eğer çubuklara ihtiyacımız varsa onları lollipoplardan alacağım. Sadece karamel yemelisin. Bununla başa çıkabilirim. İşte Kinder sürprizler geliyor. Tam gereken. Ambalaja çıkaracağım. Çubuklar da hazır. Şimdi onları çikolatalı yumurtalara sokacağım. İşte böyle. Cake popsları neredeyse hazır. Krema eklemeliyiz. Güzel şapka oldu. Baksanıza, çok komik. En sevdiğim şuruplar olmadan nereye ya? Her şekerin kendi rengi olacak. Nasıl da güzel düşünmüşüm. Harika. Sanırım kremayı buzdolabından çıkarmanın zamanı geldi. Şimdiden şu güzel kokuyu hissediyorum. Bakalım. Evet, donmuşlar. Süslemeler hazır zaten. Jess prensesleri çok seviyor. Şekerleme torbasının yardımıyla güzel bir krema deseni yapacağım. Şimdi şeker boncukları ekleyeceğim ve sonra prensesi düzelteceğim. İşte bu muhteşem elbiseli prensesler ve herkes farklı farklı. Aa, bu gürültüde ne? İşte böyle fındıkları eski şekilde çıplak ellerimizi eziyoruz. Şimdi şekerlerimi fındıklı kırıntılarda süsleyebilirsin. İşte bu tam gereken. Jess, afiyet olsun. Vay be, ne kadar güzel olmuş. Bu çikolatalı yumurtalarla başlayacağım. Vay be, üzerinde ne kadar lezzetli bir krema var. Isırıyorum. İçinde oyuncak var. Orada ne var? Aa, tavşanlı bir yüzük. Ne kadar tatlı. Baksanıza, şimdi bu yüzüklerden oluşan bir koleksiyonum var. Hepsini takacağım. Vay canına, çok güzelim. Pekala bakalım büyükannem ne pişirmiş. Aa, ne kadar lezzetli. Aha, içinde değil de kiraz var. Burada ne var? Bunlar prensesler. Onlara bayılırım. Hangisinden başlasam? Bununla. Tadına bakalım. Ay, içinde ne kadar narin ve lezzetli bir krema var. Peki zaferi kime versem? Kesinlikle şef kazandı. Prensesler müthişler. Ah, çabalarım takdir ettiği için teşekkürler. Ben pamuk şeker istiyorum. Oh, anladım. Ay. Ne? Ya bunu nasıl yapacağım? Her zamankinden daha kolay. Buraya şeker koyacağım. Ya durun. Nereye? Ah, neredeyse gözlüklerimi düşürüyordum. Tamam. Ben de aynısını yapmaya çalışacağım. Ay hayır. Her şey kontrolden çıktı. Döktüm. Ay, sorun değil. Böylesi daha da iyi bence. Şimdi açıyoruz ve bekliyoruz. Ama hayır. Endişelenme. Her şey iyi olacak. Ay, bu pamuk şekerinden yapılmış bir kasırga resmen. Sadece düğmeye ulaşabilseydim. Oh, evet. Herkes hayatta mı? Sanırım evet. Harika. Şimdi pamuk hazırlama sırası bende. Çikolata, şeker ve jelibon alacağım. Hepsini buraya koyacağım. Ve hadi bakalım. Sorun ne? Elektrik kesintisi oluyor. Her yerde yıldırım var. Makine kapanmıyor. Elektrik çarpıyor. Ay. Pamuk, ne dersin? Of, bu renk bana başka bir şey hatırlatıyor. Ama belki de bu daha eğlenceli olur. Hayır, kimi kandırıyorsun Quentin? Çok komik ama üzülme çocuğum. Gerçek bir şaheserin nasıl hazırlayacağını biliyorum. Şekeri ekleyeceğim. Gıda boyası ekleyeceğim. Ve iyice karıştıracağım. Ve kesinlikle başlayabiliriz. Öncelikle sarı rengi alacağım. Ve böyle sarı bir katman olacak. Sonra pembe. Ve son olarak mavi. Şefim pamuk şekeri hazır. Canım, afiyet olsun. Vay canına, ne bu peki? Çok garip görünüyor. Çikolataya benziyor. İyi değil. Sevmedim, yemeyeceğim. Büyükannemin pamuğunu alacağım. Ay, ne kadar büyük ve tatlı. Aferin büyükanne. Vay canına, gökkuşağı pamuğu. Şimdi deneyeceğim. Evet, sanırım kimin kazandığını biliyorum. Şef. Evet, bravissimo. Afiyet olsun canım. Kurban ayı istiyorum. Kolay. Kimi istiyorsun? Ha, anladım. Pekala, onu nasıl yapacağım ama? Tamamdır, başlıyorum. En sevdiğim kalıbı alacağım. Su hacmini ölçeceğim. Bir tane daha bardak alacağım. Şimdi jelatin alacağız. Ve şimdi karıştırabiliriz. İyice karıştırın. Kalıba biraz çilek koyup ve boyayı ekleyeceğim. Gıda boyası tabii ki. Ve yine karıştırıyorum. Ve kalıba döküyorum. Şimdi tek yapmamız gereken beklemek. Buzdolabına koyduk. Ay, nasıl da iyi iş çıkardım. Oh, bu ne böyle? Kırmızı leke mi? Şimdi sileceğim. Ay, mükemmel. Hazır. Jelibon ayı da donmuş. İşte bu. Ay, nasıl da kokuyor. Çeviriyoruz ve hazır. Jelibon ayı mı? Meydan okuma kabul edildi. 6 kase jelatini ve tabii ki suya ihtiyacım olacak. Ve şimdi de karıştırıyoruz ve biraz renk ekliyoruz. İşte bu. Baksanıza nasıl da güzel. Ve şu akvaryum jelatin katmanları için değilse başka neye gerekir ki? Çevirelim. Yavaşça. Ve bravo. Çok iyi. Son dokunuş kaldı. Fazla her şeyi kaldıralım. Usta çalışıyor. Çok iyi oldu. Baksanıza. Sanki heykeltıraşım. Mükemmel. Baksanıza. Resmen bir sanat eseri. Vay canına, işte bu. Pekala. Tamam. Kimin kazanacağını göreceğiz. Bir ayı mı? Çok az. Şimdi başka bir tane alırsak. Evet. Bir fikrim var. Jelibondan bir ayı yapacağım. Baksanıza. Bence mükemmel oldu. Bence bu fazla oldu. Tam. Her şeyi gördük tatlım. Hazırız. Şöyle mi? Şuradan başlayacağım. Çok tatlı. Ve tadı da güzel. Diğerlerini deneyeceğim. Baksanıza, çok güzel. Çok iyi. Ama bu benim istediğim şey. Bu ayı pasta gibi yenebilir. Vay canına. Büyükanne kazandı. Gerçekten mi? Ay, teşekkürler canım. Ay, ben kazandım. Şimdi ben cips istiyorum. Anlaşıldı. Bu çok kolay. Ne var orada pek göremiyorum. Patates mi? Tamam. Ama zararlı şey. O yüzden meyveleri kullanmak daha iyi. Önce parçalara ayırırım. Evet, büyükanne bunu yapabilir. Neler oluyor? Şimdi ananas alacağım. Asıl mesele her şeyi sevgiyle yapmaktır. Ve şimdi üzerine kapatıyoruz. Ay, ne oluyor Quentin? Şef, size de bir şey olmuş. Ay, özür dilerim çocuklar. Ve şimdi büyükanneden hayat hilesi. Ütüler kullanıyorum. İşte birkaç saniye ve cipsler hazır. Ay ne koku ama mis. Lezzetli ve faydalı oldu. İşte böyle tabağa ekledik. Ne, ütü mü? Hayır, bu alet çok daha iyi. Patatesleri temizleyeceğim. Mükemmel olacak. Tam gereken. Şimdi her şey bir karıştırıcıya gidiyor. Eziyoruz. Ve püre haline getiriyoruz. Hazır. Kaselere güzelce koyacağım. Ve gıda boyası ekliyoruz. Zafer benim neredeyse. Böyle kesip yerleştiriyoruz. Ve sonra fırına koyma zamanı. Vay canına. Tamam, ben de başlayacağım. Patatesleri soyacağım. Çok kolay. Ay, sanırım biraz abartmışım. Çok küçük patates. Bununla ne yapabilirim ki? Tamam, biraz bir şey yesem iyi olur. Ay, çok lezzetli. Bu arada onu kullanabilirim. Böyle olmaz. Ne? Pekala, tamam, ikna ettiniz. Çikolata ve süsler ekleyeceğim. İşte böyle. Neredeyse hazır. En önemlisi iyice böyle sallamak. Bence iyi. Tamamdır. Vay canına. Her ustanın kendi küçük sırrı olduğunu biliyor muydunuz? İşte benimkisi de bu. Şunu aldık. Ve peyniri eriteceğiz. Evet, işte bu tam gereken. Şimdi fondü kullanmaya başlayacağım. Mükemmel. Peynir çeşmesine herkes bayılacak. Ve işte cipsler geliyor. Afiyet olsun. Her şey ne kadar güzel görünüyor. Belki de çeşmeden başlayacağım. Bu çok sıra dışı. Çok mutluyum. Çok iyi. Tamam, burada ne var? Kiwi cipsi mi? Harika, çok ilginç. Aa, bu ne? Bir paket Pringles mı? Garip. Vay canına, çikolatalı cips. Harika. Daha fazlasını istiyorum. Evet, kesin bu kazandı. Aferin abicim. Evet, sonunda. Teşekkürler. Pekala. Önce pizza istiyorum. İşte böyle. Ah, bu konuda ben en iyisiyim. Tabii hamurla başlayalım. Bunu karıştırıcıya döküyorum. Birkaç yumurta kırıyorum. Ve tabii ki su ekliyorum. Şimdi profesyonel karıştırıcı hepsini hamura dönüştürecek. Ben de şimdilik domateslerle ilgileneceğim. Vay be, orada ne yapıyor? Aa, ben bu ürünlerle ne yapacağım peki? Belki de onları değiştirmenin zamanı gelmiştir. Böylesi daha iyi. Önce Oreo'yu ve oklavayı alacağım. Şimdi bu kurabiyeleri toza çevireceğim. Al bakalım. İşte böyle. Yemek pişirme tekniğim hakkında ne düşünüyorsunuz? Onları paramparça edeceğim. Harika. Şimdi kurabiyeler bir kaseye dökülebilir ve oraya Nutella eklenebilir. Hepsini iyice karıştırıyorum. Ne kadar lezzetli olmuş. Şimdi süper çikolatalı hamurumu pizza gibi açacağım. Mükemmel. Şimdi içecek. Jelibon ayılarla başlayacağım. Şimdi marshmallow ve M&M şekerleri ve Skittles tabii. Kim gökkuşağı sevmez ki? Ne güzel bir şey ortaya çıktı. Ağzım sulandı ya. Ay, şu düşündüğün şey değil. Diğerlerine bakın. Tüm temeli özel domates sosumla kaplayacağım. Şimdi peynir zamanı. Onu profesyonel rendemde rendeleyeceğim. Evet. Olabildiğince fazla peynire ihtiyacımız var. Belki renk eklemeliyiz. 5 kaseye ayırıp boyayı ekleyeceğim. Ve iyice karıştıracağım. Şimdi renkli peynirim var. Eldivenler gitsin. Bu mükemmelliği pişirmenin zamanı geldi. Pizzamda vitamin olmalı. Önce brokoli. Şimdi de 2 yumurta. Şimdi hepsini iyice çırpmanın zamanı geldi. Ay, çok güçlü. Büyükanne, kapağı kapatmalıydın. Ay, özür dilerim. Bunu kontrol edemiyorum. Ay, teşekkürler tatlım. Sen bir mucizesin resmen. İşte hamurum neredeyse hazır. Geriye kalan tek şey onu fırın tepsisine dökmek. Şimdi dikkatlice bir spatula ile düzleştiriyorum. Ah, pizzanın temeli hazır. Şimdi fazladan peynir keseceğim. Ve onu domates sosunun üzerine koyacağım. Ve tabii ki daha fazla brokoli. Pişirebiliriz artık. İşte buradayım. Ve muhteşem pizzam da öyle. Geriye kalan tek şey onu parçalara ayırmak. Evet, tam gereken. Kendimi bile açtım. Bu ne böyle? Bu benim torunum için faydalı pizzam. Madem herkes hazır, Phoebe tadına bakabilir. Vay be! Durun, yine brokoli mi? Bunu denemeyeceğim bile. Ama bu lezzetli görünüyor. Tadı nasıl acaba? Fena değil. Sanırım hoşuma gitti. Sırada ne var? Aa, iyi görünüyor. Hangisinden başlasam? Marmelat seçiyorum. Vay be! Bu delicesine lezzetli. Şekerden pizza yapmak bu daha hiç resmen. Bu kesinlikle bir zafer. Gerçekten mi? Yaşasın! Kıskanın beni. Bu kez limonata istiyorum. Bunu halledebilir misiniz? Vay be, bu çok kolay. Uygun bir şişe var. Ayrıca Sprite var. Şimdi onu dökmeniz gerekiyor. İşte böyle. Ah, taze limonlar. Hey, dikkatli ol çocuğum. Neden honey'i kullanmıyorsun? Aa, aptalım ya. Bu gerçekten çok daha kolay olacak. Teşekkürler büyükanne. Şununla bitirdik. Şimdi tadı jelibon ve Skittles ile renklendirebiliriz. Baksanıza ne kadar güzel olmuş. Ve şimdi içeceğin rengi inanılmaz. Pony atıyoruz ve kapağı kapatıyoruz. Sizde işler nasıl gidiyor? Ay, ağır karpuzmuş. Ay, şimdi hapşıracağım. Hapşi. Ay, her şey kafam dönüyor. Ah. Vay be, karpuz çatlamış. Tam gereken. Şimdi daldırma karıştırıcısına alıp karpuzu meyve suyuna dönüştüreceğim. Bu büyükannenin tarifi. İşte böyle. Ayrıca nane ve limonum da var. Karpuzlu limonatam için mükemmel bir ek. Her şey doğal ve çok lezzetli. Öyle değil mi? Sanırım bu çalkalayıcı işe yarayacak. Şimdi buz. Üstüne biraz su dökeceğim. Şimdi çilekleri kesmemiz gerekiyor. Ve onu da çalkalayıcıya göndermenin zamanı geldi. Ve kapakla kapatıyorum ve iyice sallayacağım. İyice sallıyoruz. Pekala, geriye kalan tek şey limonatamı bardağa dökmek. Ne renk ama. Şimdi böğürtlen. Ve sırada yaban mersini var. Birkaç hafif hareket ve hazır. Şimdi portakalları keseceğim. Ve onu da limonatayla dönüştüreceğim. Şimdi ise kavun. Önemli olan durmamak. Aa, sırada ne var? Tabii ki kivi. Vay canına, son dokunuş ve durabiliriz. Ama ne renk olduğuya baksanıza. Gerek olan tek şey gökkuşağı limonatalarımı süslemektir. Evet, bu gerçek bir sanat eseri, öyle değil mi hanımlar? Benimki de öyle. Aa, hayır, limonatam biraz korkutucu oldu. Nasıl ya? Çok güzeldi ama. Afiyet olsun torunum. Vay be, hepsi çok güzel. Dan başka. Bu ne tür bir pislik ya? Çok tuhaf görünüyor. Ama karpuz çok iyi görünüyor. Ne kadar leziz ve çok ferahlatıcı, tam gereken. Vay canına, burada içeceklerden ve gökkuşağı var, baksanıza. Hepsini acilen denemeliyiz. İnanılmaz. Hepsi çok lezzetli ve çok güzel. Ne kadar havalı. Aa, bu kıvılcımlar da ne böyle? Aa, bak, bir şeyler oluyor. Şef, torunuma ne oldu? Ay, acıttı. Karpuzda dursam daha iyi olur. Hem lezzetli hem de güvenli. Ben mi kazandım? Ay, ne güzel. Teşekkürler torunum.